Bu dersimizde dinamik input komutunu göreceğiz. Normalde komutlarımızı girerken komut satırını kullanıyoruz. Fakat dinamik input komutu çalışmalarımızı hızlandırabilir. Çünkü doğrudan klavyemiz üzerinden hızlı bir şekilde çalışmamızı sağlıyor. Dinamik input komutunu durum çubuğu üzerinden aktifleştirebilirsiniz. Eğer durum çubuğu üzerinde dinamik input komutunu göremezseniz sağ taraftaki customization kısmından ekleyebilirsiniz. Şu anda ekli olduğu için hiçbir müdahale yapmıyorum. Ve şu anda çalışır durumda zaten komutum. Line komutunu çalıştırıyorum ve ekranda bir merkez nokta seçiyorum. Gördüğünüz gibi line komutunun hemen üzerinde bir kutucuk var ve üzerinde 419 yazıyor. Bu benim çizgimin şu anki uzunluğu. Bunu 100 birim olarak giriyorum. Daha sonra tab tuşuna basıyorum. Ve çizgim 100 birime sabitleniyor ve sadece açısı değişebiliyor. Alt tarafta gördüğünüz kutucuk üzerinde 41 yazıyor şu anda. 40-39. Buraya istediğiniz herhangi bir açı değerini girebilirsiniz. Açı işareti koymanıza gerek yok. 30 derece yazıyorum ve enter diyorum. Tekrar enter diyerek komuttan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi 100 birim uzunluğunda ve yatay eksenli 30 derece yapan bir çizgi çizdim. Line komutunu tekrar çalıştırıyorum. Tekrar bir merkez nokta seçiyorum. Gördüğünüz gibi birinci kutucuk üzerinde uzaklık değerini giriyorum. Bu sefer 200 diyorum. Enter diyorum. Ve 200 birim uzunluğunda belirttiğim doğrultuda bir çizgi oluşturuyor. Enter diyorum. Tekrar line komutunu çalıştırıyorum. Herhangi bir yerde merkez nokta seçiyorum. 200 birim diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Çünkü açı değerini bu sefer kendim belirtmek istiyorum. 60 diyorum ve enter diyorum. Gördüğünüz gibi 200 birim uzunluğunda yatay eksenli 60 derece yapan bir çizgi oluşturduk. Çizgilerimi siliyorum. Circle komutunu seçiyorum. Circle komutunu seçtikten sonra bir merkez seçiyorum. Gördüğünüz gibi aynı kutucuk tekrar çıktı ve benden çemberin yarıçapını soruyor. Aynı zamanda hemen markerın sağ tarafında specify radius of circle or ve orada bir ok olduğunu görüyorum. Aşağı doğru bakan oka bastığım zaman karşıma diameter seçeneği çıkıyor. Seçiyorum. Az önceki seçenekte yarı çap değeri isterken artık çap değeri girmemi istiyor. 60 yazıp enter'a basıyorum ve 60 çapında bir çemberim oluşuyor. Circle komutunu çalıştırdıktan sonra bu sefer merkez nokta seçmiyorum. Gördüğünüz gibi fare imlecinin sağ alt köşesinde specify center point for circle or ve aşağıya bakan bir ok daha var. Tekrar klavyemden aşağıya bakan oku seçiyorum. Gördüğünüz gibi komut satırında yer alan seçenekler hemen fare imlecinin altında çıktı. 3P 3 points yani 3 nokta seçerek bir çember oluşturma, 2 nokta seçerek bir çember oluşturma veya 10-10 radius değerlerini girerek bir çember oluşturma seçenekleri karşıma çıkıyor. Bunları komut satırından da seçebilirdim fakat klavyeniz üzerinden çalışmak sizi hızlandırabilir. 2 nokta seçerek çember oluşturacağım. Birinci noktaya tıklıyorum, ikinci noktaya tıklıyorum ve çemberim oluşuyor. Gördüğünüz gibi dinamik input komutları çalışmalarınızı hızlandırmak için yararlı olabilir. Dinamik input komutunu kullanmak istemiyorsanız durum çubuğu üzerinden kapatabilirsiniz. Şimdi dinamik input komutu kapalıyken birkaç örnek yapalım. Line komutunu tekrar çalıştırıyorum. Line komutunu çalıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir kutucuk çıkmıyor ve benden bir değer istemiyor. 30 derecelik bir açı çizmek için klavyemden açı tuşuna basıp 30 yazıyorum ve enter'a basıyorum. Çizgimi 30'a sabitliyor ve daha sonra 100 birim yazıp enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi yatay eksenli 30 derecelik açı yapan 100 birimlik çizgim oluşturuldu. Circle komutunu çalıştırıyorum. Bir merkez noktası seçiyorum. Çap bilgisi girerek oluşturmak istiyorum. Bu yüzden diameter seçeneğini seçiyorum. 25 birimlik bir çember oluşturacağım. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi 25 birimlik çemberim oluşturuldu. Tekrar Circle komutunu çalıştırıyorum. Circle komutunun diğer seçeneklerine ulaşmak için bu sefer ya driven şeridi üzerinden seçmemiz gerekecek ya da bu komutların kısaltmalarını bulmamız gerekecek. Mesela 2 nokta seçerek çember oluşturma komutunu çalıştırdım ve birinci noktamı seçiyorum. İkinci noktamı seçerek çember oluşturabiliyorum.
Dynamic Input komutu çalışmalarınızı hızlandırmak için yardımcı olabilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.